Türkler nasıl Müslüman oldular? Yani şimdi sizin daha önce bir teziniz vardı. Sopayla Müslüman oldular. Tezim değil efendim. Yani bir iddianız vardı. Kılıçla ve sopayla iddia da değil. İddia. Bana göre yanlış bir iddia. Yani o... Şimdi bu tezi savunanlar var. Yani Türklerin Araplar tarafından zorla Müslüman edildiği yönünde. Buradaki en önemli hata şu. Genelde Türkler çok kısa sürede Müslüman olmuş gibi. Hayır efendim, çok uzun sürede olmuşlar. Yani mesela yani tabii buna biraz da mistik taraf katılıyor. İşte İslamiyet'te tanışır tanışmaz hemen dinin doğruluğunu kabul edip Müslüman oldular gibi ama... Canım benim söylediğim odur. Öyle bir şey yok dedim ben. Yani çok uzundur. Yani 4-5 asır sürmüştür Türklerin Müslüman olması. Tabii hatta şunu da söyleyelim bir dakika. Anadolu'nun Müslümanlaşmasının tamamlanışı ne zamandır? Cumhuriyet'tedir Anadolu. Evet. Mübadelik hazetmiyorum. Türk unsurlar Müslüman değil. Ha, o ilk gelenler içerisinde vesaire ama çok azdır o. Mesela Kafkaslar daha sonra Müslümanlaşmıştır yani. Onlar tabii da mesela daha da azdır. Evet. Yani burada tabii şu var. Araplar Emeviler döneminde İran'ı Emeviler döneminde Asya'ya ulaşıyorlar ve o dönemde Göktürk devleti özellikle dağılmış, yerine Türk İş devleti kurulmuş, Onok devleti. Onlarla mücadeleye giriliyor ve tabii ilginç bir şey, hem Orta Asya'daki Türklerin bir kısmını asker olarak ülkelerine getiriyorlar, hizmete sunuyorlar orduda, bir kısmıyla da mücadeleye devam ediliyor. Fakat başlangıçta çok sert ilişkiler var. Özellikle Türk-İş Hakanı, Suluk Ağan bunlarla çok yoğun mücadele ediyor. Sert mücadeleler. Yani. Araplarla. Evet. Yani ve niçin? Ülkesini işgal ediliyor. Ha. Yani işgal olarak görüyor. Yani çünkü o evet. dönemde ve... Emeviler sonra Abbasiler tabii. hepsi sırayla geliyorlar, istila ediyorlar. Tabii. Sonuçta adamlar ve şeydir mesela o kadar korkarmış ki Emeviler, Buhara'da camiye kılıçla girerlermiş. Yani çünkü can güvenlikleri yok. Yani o bölgeye tam hakim olmuş durumda değiller. İbadethaneye kılıçla girilmez. Ama korkudan ibadethaneye kılıçla giriyorlar. Tabii Kuteybe'nin 700'lü yıllarda Asya valisi olan Emevilerin Kuteybe'nin Türklerle ilişkileri çok sert geçiyor. Çok Türk kanı dökülüyor. Fakat Erhan'cığım işte hep benim söylediğimi söylüyorsun. Kuteybe bin Müslim, Maverav-ı Nehir'de kısaca bugün Asya Türklerinin yaşadığı yerlerde çok kan dökmüş. Çok kan dökmüş. Hayır kan dökme değil. Benim şeyim şu. Ben başka bir şey söylemedim. O dönemde Müslüman olmuyor ama Türkler. Bir kısmı giriyor. Çok az bir kısmı. Sonradan oluşlarının sebebi nedir? Abbasiler döneminde evet. yönetimle ilişkilerden dolayı oluyor. Mesela burada da şey odur. Mesela bu rahmetli İkiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Yok hayır. Aynı şeyi söylemiyorsunuz. Şimdi mesele şu. Araplarla bizim ilişkilerimiz başlangıçta çok sert. Mücadeleye evet. dayanıyor ve İslamiyet'i Türkler görür görmez hemen kabul etmiyorlar. Tam burada aynı ama, noktadasınız. Emevilerin kan döktüğü, Türkleri katlettiği dönemlerde kitleler halinde İslamiyet'e giriş yok. Türkler daha sonra burada dönüm noktası Talas'tır. 751 Temmuz'undaki o 5 gün süren Çinlilerle. Çünkü Çin Batı Türkistan'ı işgal etmek istiyor. Araplarla karşılaşıyor. Çin ordusunda da Karluk Türkleri var. Karahanları kuran Türkler bunlar. Karluk kar yığını demektir kelime manası. Onlar savaşta saf değiştiriyorlar. Çin ordusuna arkadan saldırınca Çin savaşı kaybediyor ve Araplarla Türkler arasındaki ilişkiler o dönemde iyileşmeye başlıyor. Ve aynı zamanda da Abbasi Devleti kurulunca biliyorsunuz Emeviler Arap olmayan hiç kimseyi yönetime yaklaştırmıyorlar. İkinci sınıf muamele ediyorlar. Fakat Abbasiler döneminde Türkler Araplarla daha iyi ilişkiler kuruyorlar ve o bölge özellikle Samani Devleti'nin kurulmasıyla da birlikte çevreye çok büyük tesirler oluyor ve zamanla mesela Karahanlılarla birlikte kitle halinde bir Müslümanlık oluyor. Yani başlangıçtaki o sert dönemde Müslümanlaşma olmamıştı. Daha sonraki dönemlerde özellikle Satuk Buğrahan zamanında efsanede menakıbnamesinde de anlatılır. İşte orada, o çünkü Türk tarih açısından önemlidir. Yani İdil bölgesindeki Bulgarlar da Müslüman olmuştur ama Asya'nın Müslümanlaşmasında Karahanların rolü çok derece önemlidir. Ve bu birkaç asır daha sürecektir. Yani 11-12. yüzyıla kadar Türklerin Müslümanlaşması, İslamlaşması sürecektir. Ve tabii burada şeyin de çok önemli bir rolü var. Demin Pelin Hanım'ın söylediği Sufilerin çok önemli rolü var. Dervişlerin, tasavvuf erbabının
Asya'nın çeşitli yerlerine giderek. Daha sonraki dönemlerdedir. Ama mesela Talkan olayları vardı, biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ciddi bir katliam yapılmıştır. Hayır, katliam yapılmadı demiyoruz. Efendim, o zaman nedir mesela? Hayır. Ciddi bir katliam yapılmıştır. Türklerle savaşıyor herhalde. Türk işler ülkesini işgal ettirmek istemiyor. Araplar işgal etmek istiyorlar. Ama bu Müslümanlaşmayı sağlamıyor. Şimdi bazı tezler şöyle, bilmiyorum sizin fikriniz o mu? Araplar geldi, kılıçla Türkleri Müslümanlaştı. Öyle değil. Kılıç Arapların elindeyken Türkleri Müslümanlığı kabul etmiyorlar çoğunlukla. Bir kısmı kabul ediyor o bölgelerde. Daha sonra Abbasiler dönemindedir. Yani Abbasi halifeliği döneminde Türklerin kitleler halinde Müslüman olduğunu görüyoruz. Ki orada da tabii mesele şu. Hükümdar Müslüman olduğu zaman halkın önemli bir kısmı Müslüman oluyor. Karahanlarda olduğu gibi. Hükümdarın da o dönemde birçok hükümdarın Müslüman olma sebebi yani... Politik. Siyasi de hatta malidir. Ya bu Satuk Burak denilen... Satuk Burak'ın. 960'ta Müslümanlığı seçince büyük bir kitle tabii, Müslümanlığa tabii, tabii. geçti deniliyor. Dolayısıyla bir lider kendi bölgesini korumak için... Ve daha çok istila edilmesin diye. Ama 960 diye. Geç bir tarihtir. Yani ileri bir tarihtir. Talas Savaşı sonrasında. Evet. Hı hı. 200 sene var arada çünkü. Talas Savaşı sonrasında Kuteybe bin Müslim olsun. Yani birçok. Kuteybe daha önce. Ay, Emevi ve Abbasi hı. döneminde. Emevi ve Abbasi valileri özellikle Horasan'da çok kan dökmüşlerdir. Düşüyorlar. Heh. Buhara. Özellikle Buhara'da. Yani o Talkan katliamı. O dönemde yazılanı ve Arapların yazdığı bu diyor ki şehre girerken diyor kafir Kürtlerin kafir Türklerin ta nereden itibaren diyor cesetlerini diyor ya kaza geçirmişler ya çalmak veya ağaçlara asmışlar o ve kafirler diye geçer Türkler orada kafir Türklerin diyor cesetlerini seyrederek gittikleri bir iflal anlatılır. Yani tamam daha sonra Müslüman olduk ama o dönemden itibaren Emevi ve Abbasi dönemi, Emevilerin son Abbasilerin ilk döneminden itibaren Müslümanlaşmaya başlamıştır. Fakat son senelerde bir moda çıktı. Yani niye söylemiyoruz Allah aşkına? Biz Horasan'da, Maverai Nehir'de, Arap odalarına karşı çok fena yenildik. Yenildik tabii. Evet, yani şimdi, bir dakika yani. Müsaade et. İşgal edildi ve çok yüksek vergiler ödedik biz. Vergi hatta işgal edilmek istemeyen bazı devletler çok ağır şartlarla anlaşmalar yapmışlardı Araplara karşı. Çünkü artık Araplar da Emevi veya Abbasi hanedana halini almıştı o dönemde. Bu bir benim kanaatim din savaşı olmaktan ziyade hanedana yani Arap devletinin gelişme muharebesi savaşları oluyor bunlar. Ve biz bu savaşların hepsine yenildik. Ha tek tük kazandığımız küçük muharebeler oldu. Ama yenildik ve Arap orduları Maverai Nehir'den itibaren o nehirleri geçerek Horasan'dan Seyhun Ceyhun'dan sonra Orta Asya'ya kadar girdiler. Buhara'da neler oldu? Ve biz işte orada binlerce kişi, on binlerce Türk öldürüldü. Bütün kaynaklarda kafir Türk diye geçtik. Ağaçlara asıldılar, kazıklara oturtuldular, şunlar oldu, bunlar oldu. Bunları gördükten sonra aman bizi ne güzel... Öldürdünüz de bizi yendiniz hadi biz Müslüman olalım diye olmadık. Yani Müslüman olmamızın en büyük sebeplerinden biri güçtür, gördüğümüz güçtür, kılıçtır. Ama son zamanlarda bir moda başladı Türkiye'de. Bu eskiden rahatça söylenirdi. Biz, hatta şöyle denirdi. Biz İslamiyet önce kafirdik derlerdi. Çünkü öyle görüyorlar. Ya da şaman. Şaman yani onu kastediyorlar tabii. Sonra İslam'ın nuruyla müşerref olduk, yenildik. Bize İslam'ı öğrettiler derlerdi. Şimdi bu şey kalktı. Efendim, biz kendi isteğimizle yavaş yavaş ağır ağır Müslüman olduk. Hayır efendim, bütün savaşlarda yenildik o dönem tarihlerine baksın. Devlet yok zaten o dönemde. Yani şimdi Göktürkler devlet, dağılmış. Yani Türk ancak, iş devleti kurmuş. Devlet olup devlet. Olmaması ve, önemli değil ki. Hayır, maksat orada Araplar karşısında duramamamız, binlerce kişinin öldürülmesidir. Durumu söz konusu. Karahanlar Burahan, çok sonra. Hayır, Satuk Burahan Müslüman olmasa. Karahanlarda 200 sene var. Hayır, Satuk Burahan Müslüman olmasa. 210 sene. Karahanlar Arapları zorla. Yani. Araplar Karahanları zorla Müslüman yapamaz ki. Senin dediğin. Hayır, mesele şu. Kavlofça anlaşmasıyla Lozan'ı mukayese etmeye benziyor arada. Hayır,
Ama ne kadar zaman var? Asıl Türklerin Müslümanlaşması 9. şey 10. yüzyıldan sonradır. Yani çünkü şartlar gittikçe ağırlaşıyor. Yani hayır, 200 şartlar, yıl sonra. Ha benim dediğim şu. Şartların efendim, Türkler, ağır olduğu dönemde Türkler, biz Müslümanlaşmıyoruz. Yani sopanın tepemizde olduğu dönemde Türkler bu yoğun olarak Müslümana girmiyor. Kızlar, genç kızlar, delikanlılar köle pazarlarında satılmıştır. Tamam. Bu tarihlerde vardır bu. Satılıyor. Esir olarak alıyor. Esir alıyorlar. Haraç ve cizye ödemişizdir. Hı hı. Çok ağır anlaşmalar, evet. Anlaşmalar yapılmıştır. Yani o yıllık vergi, altın vergi öyle yüksek ki. İpekliler, şunlar, bunlar, o kaynaklarda var o anlaşma şartları. Ama bu yeni modaya uyma. Yeni modaya uymuyorum. Bak benim dediğim şey şu. Arapların aslı kestik dönemde Türklerin İslamlaşması son derece azdır. Arapların kılıcı elden düştükten sonra o Asya'da Türk devletleri, Gazneliler, Karahanlar gibi devletler kurulduktan sonra Türklerde kitleler halinde İslamlaşma başlıyor. Yani Talas'tan itibaren başlayan süreç bunu getiriyor. Yani ama o süreç 200 sene çok fazla. Daha sonra da sürüyor. Hemen olmuyor ki yani Satık Burhan 1960'ta Müslüman olduktan sonra Türklerin çoğu Müslüman olmuyor. Önemli bir kısmı Müslüman oluyor. Daha sonra sürüyor. Mesela Divan Lugat Türk'te Kaşgalı Mahmut diyor ki kafir Uygurlar diyor. Çünkü Uygurlar daha Müslüman olmamış. Hatta Divan Lugat Türk'te sayar. Şunlar kafir, şunlar Müslüman diye. Çünkü o bölgeleri gezmiş hep Kaşgalı Mahmut. Yani bir zaman alıyor. Yani burada yanlış olan şudur. Türkler bir anda Müslüman oldu tezi yanlıştır. Yanlış bir tezdir. Tamam bir anda Müslüman olmadılar ama. Yani İran gibi olmamıştır Türkler. Yani İran mağlupken İslamiyet'i kabul etmiştir. Yani İran'ı çünkü silip süpürüyorlar. İran bir anda mağlup olmuştur. Bir anda mağlup olmuştur. Bizim mağlup olmamız tamamen Abbasi ordularının, artık Emevi yok. Hı hı. Abbasi ordularının tamamen o bölgeye hakim olmaları 150 sene falan sürmüştür. Yavaş yavaş sopa yedikçe olur mesela. Ve çok geniş. Bunu söylemek de ayıp değildir. Hayır, Karahanlar zamanında tarih sopa mı yiyoruz? Yani ben onu soruyorum sana. Çok basit bir soru. Karahancığım zaten bitmiş. Karahanlar zamanında zaten. Abbasiler de kalmamış dönemde. Hatta dağılmış artık. Şimdi efendim öyle bir şey ki Karahanlar zamanında Satık Burhan var. Hı hı. Abdülkerim oluyor sonra. Satık Burhan var. Fakat halkta zaten çok Müslüman var. O Satık Burhan'ın şamanist veya başka bir dinden olması zaten tuhaf. Halk zaten tebanın çoğu Müslüman olmuş. Ama nasıl olmuş? Kılıçlı olmuştur. O kadar yoğunlukla değil. Tamam sen yeni moda... Hayır yeni moda değil. Kaynaklar anlatıyor. Bir anda 200 bin kişi Müslüman oldu diyor. Yani 300 bin çadır Müslüman oldu diyor. Çadır olarak anlatıyorlar zaten. Bu bir süreç ve dediğim gibi bütün mesele Emevilerin Türkleri ezdiği dönemde aşırı bir İslamlaşma yok. Emevilerden sonra Abbasiler döneminde ki Abbasiler döneminde de o Kuteybe'nin yaptığı zulümler yok. Yani tam şeydir. Yani Erhan Kuteybe öyle bir zulüm yapmıştı ki. 715'te bitiyor zaten Valyon'un. 7 asır yeter o zulüm. Yani şey değil. Onun hatırası. Yani o asırlar çünkü bir zulümdür o. Ve onun da bir tane daha vardı sadece Kuteybe değil. Onun yerine gelen vardı biri. Birkaç tane valiler var arka. Felaket bu adam. Asıl kanlı. O şekilde gidiyor. Bu da yani ama o konuda anlaşamayız ama bin küsür sen önce olmuş olayları. Hayır biz İslam'ın nuruyla müşerref olduk. Onun için doğru yolu seçtik diye söylemek de biraz bana tuhaf geliyor. Müslüman olduktan sonra İslam'ın en güçlü millet olmuştu. Adı o ayrı bir meseledir. Evet. Cihadı, fetihi, şusu, busu, hilafeti elde kılıç biz koyduk. İslam'ı biz yükselttik sonradan. Ama İslam'a girişimizde hiçbir şekilde efendim çok güzel din... Hadi girelim diye yaptık. Ya hiç kimse öyle bir dine girmez. Çeşitli şeyden etkilenir ne olur. Ve tüccar kervanlarının içerisindeki din adamları var. Mesela Asya'ya gidip gelirken Araplar mesela ta Endonezya'ya kadar o yolla yayıyorlar. Afrika'nın içlerine yayıyorlar. Mesela her yere zaten din kılıçla yayılmaz. Yani mesela Balkanlarda da aynısı olmuş. Bizim Müslümanlaştırdığımız Arnavutlar veya Boşnaklar kılıç zoruyla Müslüman olmamışlardır. Yani o bölgelerde izlenen değişik siyasetler sonucunda olmuşlardır. Tabii efendim o verginin etkisi vardır. İdari sistemin etkisi vardır. Çok etkisi vardır. Var.